Allah'ım sen yardım et Dursun amca. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Ya ne kapatıyorsunuz kapıyı kardeşim? O benim babam diyorum size ya. Sakin ol Nadir Bey. Sen bak dört koldan uğraşıyorlar işte. Dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Çabuk. Tansiyon çok düştü doktor bey. Hemen yoğun bakıma hazırlayın. Dopamine başlansın çabuk. Tamam. Nereye götürüyorsunuz babamı? Ya nereye götürüyorsunuz dedim. O benim babam da. Yoğun bakıma doktor gelirse bilgi verir sonra. Yan o gözleri öpmek istiyorum. Şimdi ben senden nasıl ayrılacağım? Ha? Nasıl yani? Korkma canım. Sadece birkaç saat. Bununla buluşmam lazım. Kontrol etmem lazım benim ya sevgilim. Kontrole gerek yok. Sor, söylerim. İyi o zaman. Beni ne kadar seviyorsun? Başladın sen. Yok ya. Canım sıkıldı işte. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok. Çocukların reçeli bitmiş. Alırız yenisini. Önemli değil. Her şey biter yakında. Su faturası ödenmedi. Elektrik kaçak. Ne yapalım Ali Rıza? Onlar bitecek, biz yerine koyacağız. Gayret edeceğiz. İdareyle gideceğiz. Çaresine bakacağız hep beraber. Ya biz düşünmüyorum o kadar. Doğru söylüyorsun, biz idare ederiz. Benim aklım mavide. Ulan lamıcım yok, gidiyorlar işte. Bir daha ne zaman görürüz belli değil. Bir de abi olacağım hesapta, bir halta yaradığım yok. Haksızlık ediyorsun kendini.
Yok Nermin, yok. Yok, yola gidenin cebine para koymak lazım. Mavi'nin gittiği yolu düşünürsen epey bir para. Borç alsak birinden, ne bileyim bir iki eşya satsak. Ya ben çerez parasından söz etmiyorum ki. Kardeşimin rahat etmesini istiyorum ya. Nermin. Nermin izin ver bir kere kağıt oynayayım ne olursun. Bak son kere ya son kere. Büyük oynayayım, büyük kazanayım. Mavi'ye bir faydam dokunsun ya. Hayır Rıza. Kumardan çok çektik biliyorsun. Her şeyi sil baştan mı etmek istiyorsun? Hayır, kumar istemiyorum. Mavi için bile istemiyorum, tamam mı? Ya son kere ya, son kere. Ne olursun ya, ekmek Kur'an çarpsın son. Çocuklarımın üstüne yemin ederim son bir kere ya. Çocuklarının üstüne yemin etme Rıza. Perşembe 17.15'te. Eyvallah. Kontroller hala sıkı mı havalarında? Öyle ama özellikle seçtim perşembe gününü. Büyük bir fuar var, o bitiyor. Çok sayıda çıkış olacak sizin çıktığınız saatlerde. Eğer siz de dikkatli olursanız sorun olmaz. Sonra her şey bitecek ha? Sen bile zorlanıyorsun değil mi inanmak? İnandığın şeyler o kadar kolay yıkılabiliyor ki bazen. İşte sen biliyorsun. Ben meşrebe inanmıştım. Adalete inanmıştım. Bazı aksaklıklar olsa bile doğrunun ne olduğuna inanıyorum. Ama öyle değilmiş. İnandığım her şey birer birer yıkıldı. Mavi hariç. Niçin içeri sokmuyorlar bizi Nadir Bey? Yani yanında dururduk, elini tutardık. Adam öyle kodular. İpin ucunda duruyor adam, görmemiş. Ölmesin de bir dünyaya geçmesin diye elini kolunu bağladılar babana. Şükürler olsun. Yalnız hastanın vücut fonksiyonları tamamen durdu. Nasıl yani? Nefes alıyor. Evet ama makinenin yardımıyla nefes alıyor. Beyni yaşıyor ama vücudu... Hasta bitkisel hayat dediğimiz durumda şu anda. Ama iyileştireceksiniz yani, vücudu da hareket edecekti. Bu durumda uzun yıllar kalan hastalarımız var. Babanızın hayati fonksiyonlarını makineye bağlı olarak şu anda kontrol altında tutuyoruz. Birkaç saat sonra odasına çıkartacağız. Ama sonrası çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sana bir şey de vermedim. Ne
Ama tabii üzerine olacak mı bilmiyorum. Nedenini bilmediğim için. Aa bak bu olur. Tebrik ederim. Beni değil, tezgahtar kızı tebrik etmen lazım. O da senin gibi böyle ince, boylu poslu bir kızdı. Ben söyleyeceğim. Nasıl yani? İnce, boylu poslu. Baya baya incelemişsin kızı galiba. Yok yok, kolay değil. Ama onun için böyle kocaman onun için gözleri vardı. Sen ne diyorsun ya? Sen canlı mısın? Hadi hadi, iyi bakalım şunlara. Geç. İyi. Eğer sen de oturup kızın gözlerini hayal edersen... Sana da hiç şaka yapılmıyor vallahi bağırıyorum. Yapılmaz. Yenge. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ben istedim. Ben bir uğramış olurum dedim. Kötü bir haber mi var? Yok. Tam tersi. İyi. Yani iyi sayılır. Artık korkmanıza gerek yok. Her şey ayarlandı. Bir iki güne kadar çıkmış olacaklar. Nasıl? Nasılını merak etmeyin. Güvenli. Ama siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben sizi buraya yoklamaya geldim. Tamam? Onlar birlikte çok mutlular. Merak etmeyin. Sağ olun. Babasından korkmasın diye. Ben hayatımda bir tek senden nefret ettim baba. Korktum da. Bana yaptıklarından. Anama yaptıklarından. Ama en çok sana benzeme ihtimalinden korktum. Evden çıkıp giderken oğlumun adını kafama koymuştum. Bana sen bağırırken adam olamayacaksın, defol git. Bari gözümden uzak dur derken, anam bir köşede inlerken oğlumu hayal edip gitmiştim evde. Ama bana benzemeyen, sana hiç benzemeyen bir çocuk. O çocuğu hala oğlu hala kucağıma alamadım. Öyle kaldı gitti içimde işte. Bazen diyorum ki hani seninle barışınca, hani elini öpünce, beraber rakı içerken falan. Ulan diyorum o çocuk büyüdü daha tamam. O mu seni seviyor? Ha? Ya baba olacaksın ya da bir tane baban olacak. İkisinin arası yetimlik. Ben baba olamadım. Ya çocuk olamazsın. Sen beni bırakar gidersen. Gözlerinle konuşuyordun hiç olmazsa. İki tane laf heceliyordun arada sırada. Böyle yaşıyor musun sen ya?
sessiz, bedensiz. Ebedi bir işkenceye bağladılar seni. Gidelim bu dünyadan baba. Çekip gidelim buradan. Gitsin bu esaret. Çekeyim seni fişini. Kafama da sıkayım bir tane kurşun. Bitsin bu esaret de. Nadir Bey, yalan seveyim dur. Duymadım sen doktorun dediklerini. Beyni çalışıyor. Allah bilir biz de duyuyordur şimdi. Sen kalkmış ne biçim laflar ediyorsun? Ya şu adama bak da böyle yaşayacak bir adam mı benim babam da? Değil ama sen karışamazsın. Dursun amca ölmesi gerektiği zaman kendi kendine ölmeyi becerecek bir adamdır. Bir evin içine, bir yatağın içine hapis, yarım yarım yaşamayı beceriyorsa bunun da altından kalkar. Bu senden de benden de daha güçlü. Her akşam seni bekliyor. Belki bir yudum rakı içerim oğlumla diye. Yattığı yerden çapkınlık da yapıyor ona anne bakmadan. Orada kodu yetmiyor, güleye süzülüyor. Ne yapayım? Fıkra mı anlatayım? Yok hani sohbet etmeyeceksek niye toplandık ki? Sen çok sıkıldım demedin mi telefonda? Orada tek başına susacağına burada hep beraber susuyoruz işte. Masumlar gitti, suskunlar geldi ha? Aynen öyle oldu. Tebrik edersin artık Aksa. Ya bu arada... Dursun amca hastanedeymiş. Gülay söyledi. Ha. Ne olmuş? Tansiyon demiş Maide Hanım. Ciddiymiş ama. Yani böyle makineye bağlamışlar. Öylece yatıyormuş. Bir gitsek mi? Bir uğrasak mı Yakup abi ya? Nereye? Bir araba laf işitmeye mi? Kolayını buldu nasıl olsa. Hastalığın da faturasını bize çıkarır şimdi. Yakup abi, haklısın. Ben de çok bozuldum. Ama insanlıktır be abi. Yani bakarsın pişman olmuştur. Şimdi babası da o haldeyse. Evelallah dine kadar arkadaşlığımızı da yaptık, insanlığımızı da. Peki ne oldu? Hiçbirimize sormadan dükkanın kapısına kilit vurdu. Kendi düşeni alamaz. Siz gidecekseniz gidin. Benim kimseye yalakalık yapacak halim yok. Hadi eyvallah. Sonra gidiyorlar. Bu kadar çabuk al. Hı hı. Biletleri hazırmış. Bünyamin komiser o kadar söyledi. Bugün pek bir şey satamadım. Nereden geldi şimdi aklına? Düşünmekten satamadım aslında. Baksana şuna Nermin. Işık Selim mübarek. Her birinde bir hayat. Onlardan birinde olabilirdik. Işığı parlak hali vakti yerinde birinde doğmuş olabilirdik. Oradaki pencerelerden bakınca bizim buralar karanlık görünüyordur değil mi? Hiçbir şey. Nermin.
sence bir kere şu karanlıktan bir parça koparayım onun için. Uzun zamandır boş. Çınar, çok değerli bir komiserimizdi. Yanlış yola sapıttı. Artık bir kanun kaçağı. Ve bizim işimiz kaçakları yakalayıp adalete teslim etmek. Bu lekeyi temizlemek ilçe emniyet amirliği olarak önce bize düşer. Herkesin birinci görevi bu olmalı. Kimse duygusallığa kapılıp görevini unutmamalı. Başka işlerimiz de var tabii. Olacak. Bu işlerin aksamaması için asayişten sorumlu bir komiser olması, bu masanın boş kalmaması gerekir. Bugünden itibaren asayişten deneyimli komiser Murat Kumcu sorumludur. Anlıyorum ama görmem lazım seni. Bak yarın gidiyorsunuz. Ya sen de beni anla. Ama bu çok tehlikeli abi. Hepimiz için. Ya olabilir. Neleri göze aldık biz hep beraber. Ya kısacık 2 dakika. Sana bir şey vereceğim bak. Bir şey mi? Ne o? Merak ettim şimdi. Ya sorma fazlasını. Seni görmem lazım. Abileri bu kadar üzmek iyi değil ha. Sonra sen de üzülürsün ona göre. Bir dakika abi, bir dakika dur. Bir dakika. Çınar'a soruyor galiba. Abi çok ısrar ediyor. Bir 10 dakika görüşebilir miyiz sence? Hem ben de istiyorum. Olur. Yarın sabah 11'de Yeşilköy'de parkıyız. Tamam. Abi. Ha efendim. Bak yarın sabah 11'de Yeşilköy'deki parkta, tamam mı? İşte budur ya. İşte budur benim kardeşim ya. İyi tamam. Yarın 11'de görüşürüz, tamam. Kendinize dikkat edin ha. Sen de abi. Gördün mü? Abisinin sözünü nasıl dinliyor? Hey gitme! Sağ ol. Bir şey yapmadım ki. Sen de abi. Masumlara gittim, kapalıydı. Erken kapatmışsınız. Geç bile kaldık. Masumlar amanla kapadım artık. Ne oldu ya? Sen hiç iyi görünmüyorsun. Gel içeride konuşalım. Sen benden çok üzüldün. Farkında mısın? Evet, farkındayım. Ve senin bu sakinliğin beni çıldırtıyor. Haksızlık bu ya. Düpedüz haksızlık. O koltuk senin hakkında. Şu anda seni kutluyor olmalıydık. Ben öyle düşünmüyorum.
Benim koltukla rütbeyle işim yok. Benim işim sadece iyi bir polis olmak. Şu an olduğumdan daha iyi. Çınar gibi mesela. Bunu verdiğim zaman beni kutlarsın. Tamam mı? Beni kutlamak için beklemeye hiç niyetim yok Bünyamin Komiser. Hay Allah ya. Çok geçmiş olsun. Kendi derdimizden biz de kimseyi sormaz etmez olduk. Sen ne diyecektin? Ya şimdi münasebetsiz olacak ama benim biraz borç paraya ihtiyacım var Aksak. Ya isteyecek başka kimsem olsa seni bu acılı günde rahatsız etmek istemezdim. Ama kendim için istemiyorum parayı vallahi, Mavi için. Mavi? Neredeki o? Biz de bilmiyoruz. Bir şekilde haber ulaştırdı işte. Gidiyormuş. Yani gidiyorlarmış dışarı. Dışarı? Dışarı gidecekler ama komiserin cebinde para. Yok öyle değil, onlar istemedi parayı. Ben kardeşim için bir şeyler yapayım istiyorum. Çalışacak mısın onlarla? Yeni bir yer olmaz diye ümidim. Yani bir kere Aksak'la Yakup abi ayrı. Yani ne yapsalar yalan geliyor bana ya. Hem tadı tuzu olmaz öyle işin. Ben asıl şey diyorum ya. Ne diyorsun? Ya ben diyorum ki Ümit şu boks işine dalayım ben ya. Ha çalışayım, didineyim, koyayım kafayı yani. Ha yükseleyim işte. Ne diyorsun? Çok iyi olur Jilet. Nasıl yani? Sahi mi? Hı hı. Hatta ben çalıştırırım seni. Aa, ne yapıyorsun Ümit'im ya? Acıdı mı? Ya herhalde yani. Bu daha en küçük yumruk Jilet. Kim bilir daha kimlerden ne yumruklar yiyeceksin. Ciğerlerine, omuzlarına, beynine, alnına, her tarafına. İçin sarsılacak, kaşların patlayacak. Ben de bunu hayat boyu seyirci kalacağım, öyle mi? Hayat boyu mu? Ya ne sandın ya? Daha kaç kere söyleyeceğim senin sevdiğimi? Ha, sen beni seviyor musun? Sahi mi yani? Ha? Evet, hem de çok seviyorum. Ha. Ulan ben de seni deliler gibi seviyorum ya. Ulan ben de seni sular seller gibi seviyorum ya. Gel buraya. Hep yanında ol Jet. Sana bir şey olsun istemiyorum. Baksana görmüyor musun? Arkadaşlar ayrılıyor, kardeşler ayrılıyor. Tamam Ümit'im, tamam. Söz. Söz, ben hiçbir yere gitmeyeceğim Ümit. Hep burada olacağım, tamam mı? Evet millet! Nasılım, ha? Düğüne mi gidiyorsun? Abi çok yakışıklı olmuşsun da şu yakana söz geçiremiyorsun ya. Maşallah mis gibi de kokmuş. Çocuklar kaçırmayın bu fırsatı. Öp babayı, öp bir öpücük. Öp bakalım babayı. Sen de öp. Ne getireyim size düğünde? Pasta. Sürpriz yumurta. Tamam. Yarın sabah şu masanın üstünde ikisi de hazır olacak. Haydi bakalım. Belki onlar yatmadan dönersin ha? Talihin peşinden saatte gidilir mi güzelim? Çarkı felek kardeşim için dönüyor bak şu an. Talihin açık olsun. Talim açık olmasa seni bir daha bulabilir miydim ben? Haydi bakalım. Şans melekleri gelin bakayım. Gelin gelin bir sarılalım bir daha. Boncuk kızım. Parası. İşte.
sermaye yok ha. Dikkatli ol. Abi geç kalma. Haydi eyvallah. Sen? Ne oldu? Babayı yalnız mı bıraktın? Ya canım iki dakika kaçına kadar gittim. Hem baba yalnız değil ki. Nasıl yani? Bak göreceksin şimdi. Yani valla bana sorarsan Dursun amcacığım öyle evlilikte aman aman bir keramet yok. Valla yani sokaklarda boş boş gezinmek, parklarda falan flört etmek de iyiymiş. Hay tamam ben Arsen'i çok seviyorum. O ayrı ama yani ödüm patlıyor bir taraftan da. Ya bana alışırsa, ya sabahları kalkınca güzel kırıcım demeyi bırakırsa. Gerçi benim de ellerim armut toplamıyor. Perişan ederim onu, o ayrı. Ama yani... Ay Aksak Bey, hoş geldiniz. Vallahi çok geçmiş olsun. Otur otur, daha senin yanında otur. Senin yanında olduğunu bilse hoşuna giderdi. Maide teyzem de öyle söyledi. Aslında duyuyorlarmış da işte ben de böyle konuşuyorum iyi gelir diye. Arsan varsan, onun da çok selamı var. Geçmiş olsun dedi. Çok üzüldüğünü söyledi. Sen madem ki hemşerilik edeceksin. Al bakalım şunları. Tatlı var burada. İki tane tabak bul da yiyelim bunları. Hemen. Çok candan kız Bülbül'e. Evde bir iki ısırdık birbirimizi ama al içine sok işte. Kocası niye gelmemiş Arsen? Bir de sizin o uzun vardı. Neydi adı? Bırak gelmesin. Daha bizim kimsenin merhametine ihtiyacımız yok. Biz birbirimize yeteriz değil mi Maide Hanım? Seni çok seviyorum. Söz. Söz arayacağım. Hadi artık tamam anne ağlama. Bitiyorum. Hadi. Hadi ellerinden öperim. Ne oldu Çınar? Kiminle konuştun? Annemle konuştum. İşte durumu anlattım. Üzülüyor mu? Üzülüyor tabii. Üzülmez olur mu? Neyse. Orijinal yurt dışına gideceğimizi duyunca biraz rahatladım. Belki böylesi daha iyi olur diyor. Nasıl aradın anneni? Ya dinliyorlarsa? Komşudan çağırttım. Ya ne kadar endişelisin. Bitti artık. Az kaldı gidiyoruz. Neyse ben de varım. Ben de varım. Açıyorum kartı. 2-6.
İçki alır mısınız? Çok da güzel koktum evet ama ben içmedim, teşekkür ederim. Ben görevliyim ya. Görevliyim. Evet. Neyim var? Bol şans. İşte budur ya, budur ya. İşte budur ya. Budur ya. Evet. Dağıt Hasan, dağıt. Sen de dışarı çıkacak mısın? Sizi bırakıp gider miyim hiç? Kapat bakayım gözlerini artık. Mert abimi de kapatsan. Seni cimcime seni. Hadi oğlum iyi geceler. Kapat gözlerini de kardeşin görsün. Beni takip mi ettin? Hayır. Takip etmedim. Öyleyse burada ne işin var? Nereye gidiyorsun? Abim ne yapıyordur dersin ya? Kazanıyor mudur sence? Kazanıyordur. O kadar içten istedi ki. Yoruldun sen. Yat hadi. Sen? Ben abini bekleyeceğim. Gelmeden içim rahat etmeyecek. Gelince uyandırır mısın beni? Hem anlatsın bakalım bize neler olmuş. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar. Hepinize teşekkür ederim. Ya şunları hemen nakde çevirebilir miyiz? Tabii efendim. Bu akşam işler iyi gitti ha? Vallahi Allah ilk defa bu garip kulunu gördü. Ne kadar? 11.150. Ben 11'i temiz alayım, gerisini arkadaşlara dağıtalım. Monkörüz ha? Ya abi olacak o kadar ya. Bu kadar kazanınca sayende paylaşacağız tabii. Fon bereket versin. Bereket versin abi. Ha bir de ya bir beşlik var. Ben onu alabilir miyim? Abi o beşlik benim uğur paramdı ya. Abi sana ne kadar teşekkür etsem azdır ya. Yani şöyle söyleyeyim, için rahat olsun bir aileyi kurtardın, sevaba girdin vallahi. Hep sevaptayız zaten. Abi saygılar. Sağ olun, var olun beyler. Zafer. Veremem o parayı. Ben kız kardeşim için kazandım onu. Onun düğünü için kazandım ya. Lan canımı alın. Parayı almayın. Çok konuşuyorsun. Parayı ver, canın senin olsun. Anne. Oğlum, niye uyandın sen? Üşüyeceksin bak. Niye uyandın söyle bakayım. Rüya gördüm, kötü rüya. Ah canım benim. Gel şöyle yat annenin kucağına, bak geçecek şimdi. Sen babamı mı bekliyorsun? Hı hı.
sen babamı çok seviyorsun değil mi? Evet, çok seviyorum. Bizi seviyor musun? Yani bizi bırakıp gidecek misin bizi? Hayır, hiç bırakıp gitmeyeceğim sizi. Dördümüz bundan sonra hep beraber olacağız. Hiç ayrılmayacağız güzelim benim, hiç ayrılmayacağız. Sana zorluk çıkarma dedim. Vermiyorum lan, vermiyorum. Eşkıya mısınız lan? Çekil lan. Ulan beni bıçakla mı korkutacaksın? Bilgi. Akşam akşam belam ulan. Silin gel. Kız kardeşimin düğünü için kazandım o parayı. Olur. Hadi siz geç kalmayın. Al çantanı da. Hadi bakalım. Yenge. Hakikaten abim nerede kaldı? Gelir herhalde birazdan. Ben bir iki arkadaşına telefon edeceğim. İyi hadi görüşürüz. Güle güle, güle güle oğlum. Resim yapalım mı anne? Yapabiliriz. Hadi sen odadan boya kalemlerini getir. Alo? Evet benim. Karakoldan mı arıyorsunuz? Evet eşim olur.
dakika oldu. Ya trafiğe takılmıştır herhalde. Merak etme, o yüzden gecikmiştir. Gecikmez. Böyle bir durumda kolay kolay gecikmez abi. Erken gelir ama gecikmez. Gel, gel hadi arayalım o zaman öyle. Kuru ablanın telefonunu ara bakalım. Tamam. Temasa geçecektir. Ne gerekiyorsa yap. Bu sefer ipin ucu kaçmayacak. Anlaşıldı mı? Dikkatli ol. Su testisi su yolunda kırıldı. Bunda şaşacak bir şey yok. Duymamışız kızım. Sen nasılsın? Ben iyiyim de. Şey, biz abimle buluşacaktık. Gelmedi, bir saattir bekliyoruz. Nerede bu, ne yapıyor? Abi, abin... Ne oldu abine? Gene gözaltı falan mı yoksa? Yok kızım, öyle
bir şey değil. Ne oldu Fulya abla, söylesene. Hazırlandı mı? Çocuklara bir şey mi oldu? Yok Mavi, yok öyle bir şey değil. Mavi. Bir şey söyleyeceğim kızım ama. Biraz sakin ol, olur mu? Mavi ne oluyor? Ne olmuş? Ne oldu Fulya abla, söylesene. Dün gece kumara gitmiş. Nermin'den izin alıp son kez büyük oynayacağım demiş. Sonrasını biz de pek bilmiyoruz ama. Yoksa abi abini kaybettik kızım, düşünsen. Lavaboya gittin ya, o ara işte öyle bir tek doktor değil, üç tane birden geldi. Bir de o yaşlı olan. Moralinizi bozmayın. Böyle hastalarda beklemedik iyileşmeler olabilir. Hem belli ki amcanın bünyesi güçlü. Ben de işte biz de elimizden geleni yapıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz dedim. Sonra böyle omzumu pat patladı gitti. Çok efendi, çok başka bir adam o doktor. Beğendin yani adamı. Ya, beğenilmeyecek gibi değil canım. Sanatsız melek bu şeyler, doktorlar. İnsan... Aksak be. Benim sanki gözüm babadan başka birini görüyor da. Benim doktoruyla. Jilet. Nadir diye bir adam olduğunu hatırladı demek. Alo. Ne var Jilet? Başın sıkıştı da ondan mı arıyorsun? Aksak abi. Garanti başına bir bela geldi. Ne söyle? Abi arızayı bıçaklamışlar abi. Ne? Ne zaman? Kim bıçaklamışlar? Bilmiyorum abi, bilmiyorum ya. Arıza biliyor mu kendisini bıçaklayanları? Oğlum cevap versene. Arıza biliyor mu kendisini bıçaklayanları? Abi. Ali Rıza abi ölmüş ya. Tamam Ersin Bey, sağ ol. Tamam, öyle yapacağız. İyi günler, teşekkür ederim. Ne oldu? Ne diyor pedagog? Kiraz'ın yaşı küçük, ölümü anlamayacaktır. Zamanla sorular sorar, siz de yavaş yavaş cevap verirsiniz diyor. Mert'le konuşmak lazımmış. Babasının onu ne kadar çok sevdiğini, hep seveceğini falan. Allah'ım başımıza gelene bak. Bir de dedi ki, çocukları cenazeden uzak tutmak doğru olmaz. Onların da görmesi lazım. Anlamalarını kolaylaştırmış. Bak Hayri, iyi ki danışmışız. Bize kalsa biz götürmeyecektik. Metin olmamız lazım. Onlara biz güç vereceğiz. Tamam, içim boşaldı. Toparlarım şimdi. Yavaşsın güzelim. Hadi, hadi iç biraz şundan bakayım. Hadi, hadi derin derin nefes al. Hadi. Nefes almak istemiyorum. Boğuluyorum Çınar. Ne bu şey ya? Ha? Bak sen güçlü bir kadınsın. Dayanman lazım. Güçlü olman lazım. Direnmen lazım. Hadi. Hadi al şu sudan. Uyudumcuk al, ne olur. Benim hatırım için. Kucak. 3 saat.
duysa da olur. Yeter ki sen iyi ol. Yeter ki sen iyi ol. Sen benim canımsın. Adam öldürmek bu kadar kolay mı Jilet? Ümit. Sakın. Sakın Jilet. Teselli falan etmeye kalkma. Teselli falan yok. Baksana köpek gibi ölüyoruz bu yollarda. Benim abimin günahı neydi ya? Abilik yapacaktı. Kız kardeşine yardım etmeye çalışıyordu. Şu hale bak. Mert, Kiraz, Nermin, ben, hepimiz. Böyle kaldık işte. Ümidim, hani biraz ağlasan belki. Ağlamayacağım. Göstermeyeceğim gözyaşlarımı. Hem zaten kimin umurunda ki ya? Ben, ablam abisiz kalmışız. Çocuklar babasız. Hani söylesene kimin umurunda ya? Baksana ya dışarı. Baksana dışarı. Hala otomadan dönüyor ya, hala. Gel buraya. Babama bir şey oldu biliyorum. Canım nereden çıktı şimdi bu? Herkes üzgün. Hadi gel biz kedilere bakalım olur mu? Gel. Mert gel. Mert sen artık büyüdün değil mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Babanı merak ediyorsun ya. Bir kaza oldu. Kaza mı? Evet canım. Kötü bir kaza. Baban artık yaşamıyor Mert. Onu kaybettik. Gelmeyecek mi yani? Gelemeyecek. Ama nereye giderse gitsin sizi çok sevecek. Bunu bilmen çok önemli Mert. Anlıyor musun? Anne, babam ölmüş gelmeyecekmiş. Mert yapma oğlum, anne çok üzülüyor. Tamam abla, ben iyiyim. Her zaman gittiği kumarhanelerde olmamıştır. Büyük para söz konusu herhalde. Yoksa kumarbazlar adam öldürmezler para için. Bünyamin. Ne yap et bu olayı sen üzerine al, tamam? Bir de ne bulursan bana söyle. Olay yeri incelemenin raporları falan önemli. İyice bir araştırsınlar bakalım. Yok gitmiyoruz. Çözülene kadar buradayız. Tamam. Hadi hoşça kal. Bu cenaze işleriyle ben alakalanmak istiyorum eğer müsaade varsa. Hayri birilerine bakıyordu ama. Ben çıkarım yanına, beraber hallederiz. Ali Rıza, çok
çok iyi bir insandı Dermin Hanım. Herkes kadar kusuru vardır, daha fazla değil. Siz de biliyorsunuz işte bu son kumarı kardeşi için oynamış işte. O da onun hayatının kumarı olmuş. Kaybınız telafi edilecek bir kayıp değil. Ama yine de hayat devam ediyor. Yok, sizin için değil, çocuklar için bıraktım. Çalışıyorum Mavi demişti. Namusumla çorap satıyorum. Her şeyi satarken seni düşünüyorum. Onca yıl senin sırtından yaşadım. Kenekim. Ama bak şimdi ayakta durabiliyorum. Belki bir gün zengin bile olabiliriz. Benim için o, biliyorum. Bu kumarı bana bize para vermek için oynadı. Ne salam. Ne salam. Telefondaki sözlerini hiç buna yormamıştı. Aklını çekenden suçlamayacaksın değil mi? Elimde değil. Düşünmemek elimde değil. Böyle daha kötü oluyorsun. Çok özleyeceğim.
Ümit Alan öğretti bana. Ama onun kadar güzel söyleyebilir miyim bilmiyorum. Söyler misin? Söylerim tabii. Hadi sen yat. Uyu yavrum, yine sabah oluyor. Uyumazsan güzel rengin soluyor. Babacığın gelmiş bize bak. Ağlama anne. Babam gelecek biliyorum. Ölmedi, o gelecek. Canım oğlum benim. Ağlama anneciğim, ne olur. Ne olur anneciğim. Canım oğlum. Hadi yat uyusun. Hadi kapat gözlerimi. Boşver sen onu ya. Kimseye bir şey yapamaz. Burası karakol değil. Başı sağ olsun yenge. Gözünüzü ört açın, tamam mı? Başın sağ olsun. Sağ ol yok. Cenaze Müslümin. Cenaze namazı için saflarımızı tertip ediyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cenaze namazı için hep beraber niyet ediyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Çaresizce durmak içimi çok acıtıyor. Nermin'in, Ümit'in yanında olamıyorum. Ellerini tutamıyorum. Çocuklarla bir okşayamıyorum. Vay babası. Korkmayın, ben varım diyemiyorum. Sonra hocamın da halimin yanında olamıyorum. Aptal gibi burada duruyorum. Thank you.
çocukları götüreyim. Gösteremedim ama ben seni hep sevdim. Sana söz veriyorum. Söz veriyorum, çocuklara, Ermin'e sahip çıkacağım. Ne pahasına olursa olsun onları yalnız bırakmayacağım. Aşk imkansız.